İki zarın havaya atılma olayında üst üste gelen sayıların toplamının 7 olma olasılığı kaçtır? Zarlar atıldığı zaman birinci zar, ikinci zar diyoruz. Sakın zarlar özdeş diye sıralama yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yani diyeceksiniz ki 1, 6, 6, 1. 2, 5, 5, 2. 3, 4, 4, 3. Böylece 6 tane istediğimiz durum var. Normalde 6 çarpı 6, 36 tane durum vardır. Böylece... 1 bölü 6 E şıkkı olur. 5 madeni paranın havaya atılma olayında ilk 3'ünün yazı ve son ikisinin tura gelme olasılığı. Burada sıralamayı kendi yaptığı için biz bir daha baştan sıralama oluşturmamıza gerek yok. Her zarın kendi sırası belli her paranın. Böylece ilk 3'ünün yazı gelmesi yazı yazı yazı. Son ikisi de tura. Bu sıralama değişmeyecek çünkü böyle vermiş bize. Haliyle 1 bölü 2'nin 5. kuvveti olup burada bırakacağız. 1 bölü 32 diyeceğiz. Bir rafta bulunan 5 matematik ve 4 kimya kitabından geri konulmamak şartıyla ard arda 3 top alınıyor, 3 kitap alınıyor. Buna göre alınan kitapların birincisinin matematik, ikincisinin kimya, üçüncüsünün de matematik kitabı olasılığı. Bakın yine burada sıra hakkı tanımamış, sıralamayı kendi vermiş o yüzden kendimiz permütasyon yapmayacağız. Yani diyeceğiz ki matematik gelme olasılığı ilk durumda toplam kaç kitap var? 9 tane kitap var, 5 bölü 9. İkinci durumda Kaç tane kitabımız kaldı? Kimya zaten 4 taneydi. Toplam kitap sayısı 8'e düştü. Üçüncü durumda matematik 4'e düştü. Kitap sayısı da 7'ye düştü. Böylece 4 ile 8 sadeleşti 2. Bu 4 ile de bu sadeleşsin 2. 10 bölü 63 yani D şıkkı. Bir rafta bulunan 5 matematik ve 4 kimya kitabından geri konulmamak şartıyla ard arda 3 top alınıyor. 3 kitap alınıyor. Buna göre alınan kitapların birincisinin matematik, ikincisinin kimya, üçüncüsünün de matematik kitabı olma olasılığı. Bakın yine burada sıra hakkı tanımamış. Sıralamayı kendi vermiş. O yüzden kendimiz permütasyon yapmayacağız. Yani diyeceğiz ki matematik gelme olasılığı ilk durumda toplam kaç kitap var? 9 tane kitap var. 5 bölü 9. İkinci durumda kaç tane kitabımız kaldı? Kimya zaten 4 taneydi. Toplam kitap sayısı 8'e düştü. Üçüncü durumda matematik 4'e düştü. Kitap sayısı da 7'ye düştü. Böylece 4 ile 8 sadeleşti 2. Bu 4 ile de bu sadeleşsin 2. 10 bölü 63 yani D şıkkı. Tanımlanan tüm fonksiyonlardan seçilen bir f fonksiyonunda f1 eşittir 3 olma olasılığı kaçtır? Ve fonksiyonların birebir olduğunu vermiş. Birebir olmak ne demektir? Aslında bu N tane koltuğa M tane insanın oturması gibidir. Yani bunun gibi söylüyoruz. Haliyle 4 insan 5 farklı koltuğa kaç farklı şekilde oturur? 5, 4, 3 ve 2. Haliyle bunu paydaya yazacağız. Payana yazacağız. F1 eşittir 3. F1 3'e gittiği için artık 3'e diğerlerinin gitme hakkı yok. Çünkü bu birebir fonksiyon. İstediğiniz bir tanesinden başlayın. O temsil olarak önemli değilim. 4. Artık bunun kaç hakkı kalıyor? 4 tane sonra bu diyelim bir yere gitti kalan 2 tanesinden bir tanesinin 3 hakkı kalıyor o da mesela 2'ye gitmiş olsun son durumda artık son elemanın 2 tane hakkı kalmış oluyor bunlar sadeleşince 1 bölü 5 e şıkkı. Nikyus sayısının pozitif tam bölenlerinden biri seçiliyor buna göre seçilen sayının 5 ile tam bölünebilme olasılığı kaçtır burada ben size bir temel kavram bölme bölünebilme hatırlatacağım. Şimdi 1200'ü önce bir asal çarpanlarına ayıralım. Bu 12 çarpı 100 yani şu 12 arkadaşlar 2 üzeri 2 çarpı 3'tür. 100 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2'dir. Toparlarsak burayı 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2 olacaktır. Şimdi bunun 5 ile tam bölünebilmesi için 5'in üstünü biraz azaltırız. O şundan dolayı 5 kenarda duruyor bulduğumuz her çarpana 5 çarpanını ekliyoruz. Çarpıyoruz. Böylece bütün sayılar 5'e bölünmüş oluyor. Örnek 5 kenarda duruyor ya. Şimdi artık 5 üzeri 1, 2 üzeri 4, 3 üzeri 1'miş gibi davranıyoruz sayıya. Bu sayının herhangi bir böleninin 3 olduğunu görelim. 3'ü 5 ile çarptığınız zaman gerçekten bakın 15 beş kesinlikle 5'e bölünüyordur. O yüzden bu 5'i çöpe atmıyoruz. Kenarda duruyor. Artık 5 üzeri 1, 2 üzeri 4 ve 3 üzeri 1'in pozitif bölen sayısını bulursak 5'e bölünen bütün sayıları bulmuş oluruz. Üstünü 1 arttır 2, üstünü 1 arttır 5, üstünü 1 arttır 2. Bu istenen durum tüm durum ne olacak? 5, 2 ve 3. Böylece 5'ler sadeleşti, 2'ler de sadeleşti. 2 bölü 3 oldu D şıkkı. 6 kırmızı nokta ve 1 tane de yeşil nokta verilmiş. 7 noktadan 3'ü seçilecektir seçilen noktalardan birinin yeşil olma olasılığı kaçtır? Kombinasyonla yapalım. Şöyle diyelim. 7 noktadan bir tanesi yeşil diye arkadaşlar. Bu yeşil noktayı kesin seçeceğiz. Çünkü olma olasılığı diyor ya seçtik. Kalan 6 noktadan da bunun yanına 2 tane nokta seçersek artık bakın 3 nokta seçmiş oluruz. Tüm durumlar nedir? 7'nin üçlüsü. Böylece 6'nın ikilisi 15. 7'nin üçlüsü 7, 6, 5 bölü 6'dan 35'tir. 5'e bölersek 3, 5'e bölersek 7, C şıkkı oldu. 2 mavi ve 3 yeşil daire rastgele yan yana dizildiğinde mavi dairelerin yan yana gelme olasılığı nedir? Bakın özdeşler birbirlerinden farklı değiller. Böylece mavilerin yan yana gelme durumuna bakalım. Bunları paket halinde birlikte düşünürsek 1, 2, 3 bunlarla birlikte 4 oluyor. 4 faktöriyel. Maviler zaten kendi içinde yer değiştirmeyecek o yüzden bir şeyle çarpmayacağım. Bir de 3 tane yeşil kendi arasında yer değiştiremez, özdeşler çünkü. Haliyle istenen durum 4 tane oldu. Gelelim tüm durumlara. Tüm durumlar nedir bunların sıralanmasında? 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldir. Bu da 120 bölü 12'den 10 yapar. 4 bölü 10'dan cevap 2 bölü 5 E şıkkı. 5 tane sayı verilmiş. Bunların 3'ü seçildiğinde seçilen sayıların aritmetik ortalamasının bu 5 sayının ortalamasına eşit olma olasılığı kaçtır? 5 sayının ortalamasına bakalım şimdi. Kaç geliyor? 12 14 daha 26. 10 16 daha 26. Bunları özellikle böyle seçiyorum. 13. Çünkü bakın bunların toplamları 65 yapıyor. 5'e böldüğümüz zaman ortalama 13 geliyor. Şimdi 10, 16 ve 13 seçersek yine 12, 14 ve 13 seçersek bunların da ortalaması 3'e bölünce 13 olacak. İstenen durum 2 tane arkadaşlar. Tüm durumlar nedir? Tabii ki 5 sayıdan 3'ünü rastgele seçme. Haliyle 2 bölü 10'dan 1 bölü 5 istenen durum B şıkkı. Ayşe bu devrenin artı yüklü kablosu olan A'yı arka taraftaki, Oya ise eksi yüklü kablosu olan B'yi ön taraftaki herhangi bir lambanın altına bağlıyor. Ampullerden birinin ışık vermesi için o ampule devrenin hem artı hem de eksi yüklü kablosunun bağlanması gerekmektedir. Buna göre takma işlemi sonucunda lambalardan birinin ışık verme olasılığı kaçtır? Haliyle bunlar ne yapıyor? Ayşe 5 lambadan bir tanesini seçiyor rastgele. Yine oya 5 lambadan bir tanesini seçiyor. Bu tüm durumlar arkadaşlar. İstenen durum ne? İkisinin de aynı lambaya bağlanması. O zaman Ayşe'nin seçtiği 5 lambadan bir tanesini o ya da seçerse ona özellikle 1 dedim bakın o da aynı lambayı seçsin manasında. Böylece istenen durum gerçekleşir. Cevabımız 1 bölü 5 B şıkkı. Harflerden iki tanesi siliniyormuş arkadaşlar ve kalan harflerin yerleri değiştirilerek 5 harfli yeni kelimeler yazılıyormuş. Buna göre bu kelimelerden rastgele seçilen bir tanesinin K ve N harflerini bulunduruyor olma olasılığı nedir? Buradaki kelimenin özelliği ve bence çok zor olmamasını sağlayan kısmı sorunun bütün harflerin farklı olması. Eğer bazı harfler aynı olursa ne yapacağız? Onu da konu anlatımında bahsettiğim bir soruda ee, analiz testlerinde var arkadaşlar. Şimdi burada nasıl yapabiliriz? Biz 7 harften 5 tanesini seçeriz. 5 faktöriyel diye sıralarız tamam mı? Bu istenen durum değil tüm durum olmuş olur. İstenen durum ne? K ve N harfleri kesinlikle olacak. Bunun yanına 3 tane daha şimdilik harf vermeyeyim. X, Y, Z diye ekleyeceğiz. O zaman kalan 5 harften 3 tanesini bunların yanına seçeriz. Böylece yeniden 5 faktör yerli kelime oluştururuz arkadaşlar. Bu 5 faktör yerler böylece silinir. 5'in üçlüsü 10 yapar. 7'nin beşlisi 21 yapar. 10 bölü 21 istenen cevabımız. Fena bir soru değil. Daha zorları da olacak bunun. İki torbadan birinde bir tane bozuk, beş tane sağlam ampul. 5 bir bozuk, beş sağlam. Diğerinde üç tane bozuk, beş tane sağlam ampul var. İki torbadan da birer ampul çekiliyor. Çekilen her iki ampulün de hata durumunun aynı olma olasılığı. Şimdi birincisi bozuk olabilir 1 bölü 6 olasılıkla. İkincisi de o zaman 3 bölü 8 olasılıkla bozuk olsun. Ya da birincisi sağlam olsun ikincisi de sağlam olsun. Yani birincisi 5 bölü 6 olasılıkla sağlam olur. İkincisi de yine 5 bölü 8 olasılıkla sağlam olur. Araya artı koyacağız çünkü bunlar birbirinden bağımsız durumlar. Böylece 1 çarpı 3 3 5 çarpı 5 25 bölü 48 28 bölü 48 4'e bölünür 7 4'e bölünür 12 cevabımız D şıkkı olur. İstenen durum arkadaşlar şu 2 tane kutu seçeceğiz kutular. Birisi 4'ün solunda kalacak, birisi 4'ün sağında kalacak. Bu, bu bu demek istediği budur arkadaşlar. 4 bunların arasında nasıl olur? Örnek 2 4 6 gibi ya da 3 4 5 gibi. Eğer yanlış bir örnek göstereyim size 1 2 seçersek tabii ki 1 2 arkadaşlar ikisi birden 4'ün solunda kalır ya da 4 seçtiniz, 5 seçtiniz. 4 ve 5 4'ün solunda veya sağında kalıyor mu? Hayır. Bundan dolayı tüm durumlar tabii ki ne olur? 6'nın ikilisi. İstenen durum 4'ün solundan bir tane kutu seçmek. 4'ün sağından bir tane kutu seçmektir. Böylece 6 bölü 15'ten sadeleştirirsek 2 bölü 5 istenen durum olur. Aşağıda 6 eş parçaya bölünmüş bir çark üzerinde A, B, C, D, E ve F harfleri yazılıyor. Bu çark ard arda 4 kez çevrildiğinde gelen harflerin 3'ünün sessiz, Birinin sesli harfi olma olasılığı kaçtır? Şimdi hangi sıradaki sessiz, hangi sıradaki sesli söylememiş burada permütasyon yapmamız gerektiğini de aman unutmayın. Ne söyleyeceğiz biliyor musunuz? E, 4 kere çevirdiğimizde 3'ü sessiz geliyormuş ya. Sessiz kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane. O zaman 4 bölü 6'sı sessiz gelir. 4 bölü 6'sı sessiz gelir. 4 bölü 6'sı sessiz gelir. Yine e, olasılıkla daha doğrusu. Bir tanesi de sesli harf gelecek. O da 2 bölü 6. Peki hangi sırada? Yani burada sesli, sessiz, sessiz böyle eksi diyeyim bunlara. Böyle de olabilir. Ama böyle de olabilir. Ben bunları tek tek sayacağım mı? Hayır. Diyeceğim ki 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Neden? 3 tane sessiz var. Bir tane sesli var. Bunlar kendi arasında böyle sıralanır. Böylece arkadaşlar 4 bölü 6'lar sadeleşirse 2 bölü 3, 2 bölü 3, 2 bölü 3 ee, olur. Burada bir tane 2 bölü 6 var. 1 bölü 3. Buradan da 4 geliyor. Böylece 32 bölü 81 oluyor. Doğru cevap A şıkkı. 3 boş kafese 5 farklı türde kuş rastgele birer kafes seçerek girecektir. Buna göre yerleşme sonucunda birinci kafeste 2 kuş olma olasılığı kaçtır? Tüm durumlar yapalım önce. 5 tane farklı oyuncak, 3 farklı posta kutusu, 3 farklı kutu atılması ya da 5 farklı mektubun 3 farklı posta kutusuna atılması gibidir arkadaşlar. Haliyle birinci kuşun istediği 3 kafesten birine gitme hakkı var. İkincinin de öyle. Üçüncünün önünde öyle. Dördüncünün de beşincinin de. Haliyle payda 3 üzeri 5'ten 243 oldu. İstenen durum ne? Birinci kafese iki kuş gelmesi. Hangi iki kuş? 5 kuştan iki kuş diyeceğiz bu yüzden. Çünkü hangi ikisinin olduğunu bilmiyoruz. 5 kuştan iki tanesi buraya geldi. Sonra bakın kalan üç kuş yine şöyle olacak. Birincisi istediği iki taneden bir tanesine gider. İkincisi de öyle. Üçüncüsü de öyle. Böylece buradan da 5'in beş ikilisi 10. 2 i̇ki üzeri 3 8 yapar. 80 bölü 243'müş bu sorunun da cevabı.